Herkese merhaba. Nokia'nın Microsoft çatısı altına girmeden önce duyurmuş olduğu son akıllı telefonlardan bir tanesi Lumia 630. Şu anda elimizde Lumia 630'un 3G destekli versiyonu bir süredir Türkiye'de satılıyor. Bu telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi Windows Phone 8 işletim sistemiyle çıkan, piyasaya çıkan ilk akıllı telefonlardan bir tanesi olması. Hatta ilk akıllı telefon olması. Bu telefonla birlikte tanıtılan Lumia 930 henüz Türkiye'de piyasaya çıkmadı. Lumia 630 Türkiye'de piyasaya çıkan ilk Windows Phone 8.1 akıllı telefon oldu. Nokia Lumia 630, Nokia'nın alıştığımız o tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Yine polikarbon tasarım, rengarenk kapaklar Nokia Lumia 630'un özellikleri arasında yer alıyor. Lumia 630'un tasarımı 600 serisi, Lumia 600 serisi cihazlara benziyor. Bununla birlikte biraz Nokia X'in o köşeli, keskin kenarlı tasarımına da atıflarda bulunuluyor. Bu dikkat çeken ayrıntılardan bir tanesi oluyor. Telefonun arkasındaki kapaklar yine değiştirilebiliyor. Farklı renkler var. Elimizdeki turuncu renk Nokia'nın alameti farikası sayılan renklerden bir tanesi. Yine bu kapağı kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz ve karşımıza 1830 mAh kapasiteli batarya çıkıyor. Aynı zamanda 128 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası da bulunuyor ve yine microSIM kart yuvası da Nokia Lumia 630'da yer alıyor. Nokia Lumia 630 kolay kullanımlı, evde rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Tek kalıp havası veren bir cihaz. Tabii ki arka kapağı olduğu için tek kalıp olduğunu söylemeyiz. Ancak ergonomik bir cihaz genellikle. 4.5 inçlik bir ekranı var. Bu 4.5 inç ekranına bağlı olarak telefonun yüzey alanı Lumia serisinin diğer cihazlarına göre, Lumia 600 serisinin diğer çoğu cihazına göre biraz daha fazla. Ancak tek elle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ekranın her yerine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Kenarlarda bulunan güç ve ses tuşları da rahatlıkla erişilebilir durumda. Lumia 635'te kamera tuşu görmüyoruz. Bu bulunmuyor. Yine sol kenar temiz tutulmuş. Altta micro USB portu var. Üstte de 3.5 mm'lik kulaklık jakı yer alıyor telefonda. Telefonda Lumia 630'da 4.5 inç ekran var, bunu söylemiştik. 854x480 piksellik bir çözünürlük söz konusu. Ekranın altında gördüğünüz gibi zamanında Windows Phone 8'in gereksinimi olan, donanımsal gereksinimi olan fiziksel navigasyon tuşları bulunmuyor. Bu tuşlar ekran üzerine entegre edilmiş durumda. Windows Phone 8.1'in özelliklerinden bir tanesiydi bu ve Lumia 630'da bu yeniliğin ilk uygulamasını gördüğümüz cihazlardan bir tanesi oldu. Lumia 630'da gördüğünüz gibi Windows, geri ve arama tuşları ekran altında yer alıyor, tıpkı Android telefonlarda olduğu gibi. Bunun dışında Windows Phone 8.1'de dikkat çeken bir başka yenilik de gördüğünüz gibi aksiyon merkeziydi. Android'de ve iOS'te benzer bölümler var. Windows Phone 8.1 ile birlikte Microsoft'un mobil işletim sistemine de benzer bir platform geliyor. Gördüğünüz gibi uygulamaların bildirimleri aksiyon merkezi içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda ekran üstünde gördüğünüz gibi Wi-Fi, Bluetooth, kamera, ekran parlaklığı gibi hızlı ayarlara erişebileceğiniz, aynı zamanda telefonun bütün ayarlarına da erişebileceğiniz bir kısa bulunuyor. Böylelikle telefonu kontrol etmek, aynı zamanda gelen bildirimleri, Windows telefonunuza gelen bildirimleri çok daha rahat bir şekilde görmeniz mümkün oluyor. Bu güncelleme, Windows Phone 8.1 güncellemesi yaz aylarında diğer Nokia Lumia telefonlara da sunulacak. Aynı zamanda piyasaya çıkacak olan Lumia 930'da da Windows Phone 8.1 yüklü olarak gelecek. Onun dışında gördüğünüz gibi uygulama menüsü yine tek bir liste halinde ve alfabetik bazda sıralanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Nokia Lumia 630'da birçok uygulama, işinizi görecek birçok uygulama var. Zaten bildiğiniz gibi Windows Phone platformuna olan destek de artıyor. Buna bağlı olarak da popüler uygulamaları Windows Phone platformunda çok daha fazla şekilde görüyorsunuz. Nokia Lumia 630 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.